sıcak haberdi. Ener Valencia işte Brezilya'ya gitti, gidiyor, anlaştı iddiaları vardı. Ama oyuncunun menajeri bize konuştu. A-Spor'a. Bizim Ahmet Selim de çok uğraştı menajerle konuşmak için. Birkaç bilgi aldı. Şimdi ben önce bir o bilgiyi vereyim. A-Spor'a konuşan Ener Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas diyor ki Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Ekvator basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz demiş. Yani hem Ekvador basınında hem Brezilya basınında hem bizde de çıktı işte anlaştı diye menajeri imzalamadık diyor. İmzalamadık diyor. Yani görüşme olmuş olabilir ama imzalar atılmamış da olabilir. Ama Fenerbahçe defteri kapanmadığında bahsetmiş Ahmet Sekula. Tabii tabii. Yani Fenerbahçe'den hala daha bir şans veriyorlar. Fenerbahçe hala daha teklif sunabilir. Fenerbahçe ile temaslar devam ediyor. Görüşmeye devam ediyoruz demesin. Çünkü çıkan haberler gitti şeklindeydi. Sezon sonunda gidiyor. Artık kesin olarak gidiyor şeklindeydi. En azından bu ortam biraz dağılmış oldu. Ya belki gidecektir tabii ki. Yani belli olmaz. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra çok ciddi bir piyasa yaptı. Attığı goller ligdeki başarısı. Ama beyan esastır. Sonuçta beyan esastır. Birinci az. Fenerbahçe yönetimi de bu konuda belki önümüzdekine de daha farklı açıklama yapacaktır. Masaya oturacaktır. Çünkü içinde bulunduğumuz durumda bu devre arası transfer süreci yaşananlar önümüzdeki günler belki yeni bir imza süreci gelebilir. Ama mutlaka Fenerbahçe Valencia'yı bırakmak istemeyecektir. Yani burada bir yeni bir teklif de sunabilir. Ama menajerinin direkt açıklaması Ahmet Selim burada kutluyorum. Çünkü gün boyu öğleden sonra özellikle sanki yarın gidiyormuş gibi bir hava esildi bir anda. Evet. Yani sezon sonundan da çıktım. Ben şimdi Twitter'a sosyal medyaya bakıyorum. Valencia gidiyor. Yani yarın gidiyormuş gibi bir hava estirildi. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin sözleşmesi olan bir oyuncu. Ahmet Selim'i kutluyorum. Yani orada hemen akşam saatlerinde en azından birinci ağızdan futbolcunun menajerinden çıkan ağız ve yetkili, tam yetkili. Tabii tabii. Oyuncunun menajeri. Bizim adımıza başkalarının böyle bir açıklama yapması ya da oyuncunun gidiyor şeklindeki haberleri birinci ağızdan açıklama yapması en doğru şey bu akşamı yani. Yani Savaş'ın dediği gibi sanki yarın Brezilya'ya uçuyormuş gibi. Çünkü bir çok kesin istedim. Çıktı haberler. Yani haberler fiyatına kadar konuşuldu. O derecede çıktı. Ama şu çok doğal. Adam bu sezon 23 gol 4 asistlik bir performanstan bahsediyoruz. İşin Dünya Kupası. Yani performans olarak teklifleri hak eden bir isim. 33 yaşında bir oyuncu. Fenerbahçe bu yarışta tek başına olmayacağı bir kesin. Yani bu oyuncuya ülkesinden de teklifler gelecektir. Brezilya'dan da gelecektir. Belki de Avrupa'dan da gelecek. Yani bu tekliflere karşı Fenerbahçe'nin aslında biraz da masaya oturması da gerekiyor gibi gözüküyor. Tabii pazarlığı kızıştırma durumu da olabilir. Yani Fenerbahçe'yi elinize çabuk tutun, teklifler var gibi bir piyasa yaratma duygusu da olabilir. Yani bunu da açık açık söylemekte de fayda var. Çünkü değerli bir isim. Muhtemelen Fenerbahçe istemezse zaten aynı rakamlara kendisine dünyanın herhangi bir yerinden takım çok rahat bulacaktır ama Fenerbahçe'nin de kazanması gereken bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu anda yaş olarak 33 ama gösterdiği fiziksel performans 25-26 gibi Valencia'nın. Vallahi işte 30 maç, 23 gol, 4 asist. Bunun tabii daha yukarı çıkacağını da bir performansıyla gösteriyor. Kalan çünkü 12 bu hafta 13 lig maçı var. Evet. O maçları var, Avrupa var. Bu sayının daha yukarı çıkacağı bir sakatlık olmadığı sürece de performansı da gösteriyor. O yüzden önümüzdeki günlerde hem Fenerbahçe'nin hem başka takımların da iştahını kabartabilir. Yani göstereceği performansı bu şekilde devam etmesi. Biraz erken haberler çıktı. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi Fenerbahçe adına da başka takımların da çıkmayacağı anlamına gelmez. Yeni takımlar da çünkü çıkacaktır. Sonuçta forvet şu anda dünyada aranan bir şey. Nasıl Weghorst bir anda Premier Lig'e gitti. Aynen. O yüzden Valencia için yeni haberler de duyabiliriz. Bunlar için de Fenerbahçe'nin masaya oturduğu yeni teklifler de dahil yani. Şimdi Fenerbahçe yönetimi şöyle bir yol izliyor. Afrika'daki oyuncuları tarama yapıyorlar ve buraya tesislere çağırıyorlar. İlginç bir haber. Bunu bir izleyelim sonra konuşalım üzerine. Evet, bu bir Afrika projesi. Taner tabii. Evet. 17 toplam. 17 oyuncu. 16 ile 18 yaş arası. Gambiya'dan 8, Nijerya'dan 6, 3 de fil dişi. Bunu hep Fransa yapıyordu, İngiltere yapıyordu. Hı hı. Yani şimdi bu pazara da Fenerbahçe'nin açıldığını görüyoruz. Bazı büyük majör ligler bunu çok yapıyor, çok sıkıntı yapıyor. Valla Fenerbahçe'nin de bir dönem kaç para verdiğine de şimdi bakacağım bir taraftan. Çok özür diliyorum. 2,5 milyon ki buradan hani Fenerbahçe'nin vaktiyle 9-10 milyon eurolar ödediği Emenike
Karabük Spor'a otobüslerle getirilmişti. Otobüs dolusu Afrikalı oyuncu içerisinden bir tanesi de Menike'ydi. O kafilede bulunan oyuncular işte otellerde, kamp tesislerinde deneme maçlarına çıkartılarak müsabakalardan beğenilerek Emenike oradan Karabük'e gitti. Bak Karabük'ten de piyasası açıldı oyuncunun. Bu çok normal, olması gereken bir şey. Fenerbahçe bence geç kalmış bir adım atıyor. Diğer kulüplerimiz bu konuda birçoğu adım da atmıyorlar. Ve bu konuyu çok profesyonel bir şekilde de yapmak lazım. Çünkü biliyoruz ki Afrika kıtasından bir de kandırılarak getirenler var. Ama Fenerbahçe burada belli ki belli menajerler, direktörler, belli sportif direktörlerden de aldığı oyuncu portföyünü şu an deniyor, test ediyor. Mükemmel bir iş. Bunun zaman zaman Antalya'da karma takımlar olur. İşte Afrika karması, işte Asya karması vesaire gibi. Siz oradan izlersiniz. Beğendiğiniz oyuncu varsa oradan kafilenizi alırsınız. Böyle piyasalar da vardır. Fenerbahçe doğru olan bir şey yapıyor. Yani buradan bir yetenek çıkarsa muhtemelen bedavaya kadroya katacak. Bir para bile vermeyecek. Ve o yetenekten de çok büyük şeyler çıkartabilir. Ya bu tip planlamalar hep yapılıyor ama uygulamaya konulmuyor. Bence biraz da geç kalınmış mı desem artık bilmiyorum. Yani yoksa Emenike örneğini verdin. Fazla Uzaygıtların daha 2 sene önce Malatyaspor Yusuf Endişemi'yi çok, çok 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 asgari, asgari ücretle yani Endişemi'yi bugün geldiği noktalarda. Dediğim gibi yani 10 tane 15 tane olup bir tanesi bile çıksa yıllarca Gençler Birliği bunu yaptı. Yani yapan kulüpler vardı. Tabii alt liglerde biraz daha kolay ama biz yine bunları yaparız. Aynı futbolcuların etrafında dönmeye de devam ederiz yani. Baktığımız zaman hep tartıştığımız konu nedir? İşte kulüpte scoutlar var çok sayıda. Yani büyük kulüplerde özellikle sayı olarak baktığın zaman çok ciddi isimler var. Araştırıyorsa transfer zamanı geliniyor. Ama aynı isimler üzerinde aylarca konuşuluyor. Transfer yarışı hatta 2 milyon euro futbolcuyu sonra 5 milyon euro, 5 milyon euro futbolcuyu 8 milyon euroya yarışa girdiğin zaman kulübü zarar otobildikleri dönemler oluyor. Bu kulüpler bazında baktığı zaman herkes de olabiliyor. Çok yakın örnek işte Savaş Çoğlu da bahsetti. Yusuf örneği. Yani Yusuf bir farklı bir şeydir ya. Yusuf hani, Demir. Yok. Endiyaşı mı? Endiyaşı ne? Yani asgari ücrete transfer edilen adamın 2-3 sene sonra milyonlarca euroya çift haneli rakamlarda bir transfer yapabilmiş olması çok net bir örnektir. Ya Yusuf Endiyaşı'yı Malatya'ya getiren ve böyle birkaç tane daha benim bildiğim oyuncular var mesela. Şimdi ben menajer isimlerini ya da onu takip edip getirenlerim ama birçok kulüpte scout varken bu insanların işte dediğin gibi Fransa'dan, Nijerya'dan, oralardan gidip bulunabiliyor istediğin zaman. Bunlar nasıl bulunup getiriliyorsa ki böyle birçok oyuncu var. İstenirse yapılır ama biz tabii yarışmacı bir kimlikte olduğun için ve yarışırken de bir taraftan hedef şampiyonluk ama 25 futbolcunun içinde böyle bir tane olabilir, iki tane olabilir. Biz ama Arda Güler, İshak, bir vakit Elif Elmas, Ferdi bunlar tabii değere bindiler ve yönetimde doğru bir hamle gösteriyor. Bizim kendi içimizde de bu geçerli Taner. Kendi içimizde de mesela birçok Arda Güler'ler aslında çıkartabiliriz istediğimiz zaman. Onunla ilgili bir istatistik hatırlıyorum. Türkiye'de bir doğal yeteneğin çıkma olasılığı 1000'de 1. Yani 1000 tane çocuğun bir tanesi doğal yetenek çıkıyor. Bu oran Afrika'da biraz daha düşük. Yani nedir? 500'de 1 gibi. Ama temel olarak böyle ortalama 1000 tane çocuktan bir tanesi doğal yetenek çıkıyor. Onu yakalarsan Arda Güler'i bulmuş oluyorsun işte.